Burada yapılan bina Süleymaniye Camii'nin süliyetini bozmaktadır. Tarihi dokuyu zedelemektedir. Dolayısıyla İstanbul'da bu tip olaylara karşı tepki gösterilmesinin doğal olduğunu düşünüyoruz. Tarih yadigarı olan Süleymaniye Camii'nin ve Mimar Sinan'ın bu büyük eserinin süliyetinin bozulmasına seyirci kalamazdık. O nedenle bu inşaatı ve bu yapılaşmayı protesto etmek amacıyla bunun bir an önce tekrar eski haline döndürülerek süliyeti bozmayacak alt sınırlara çekilmesinin mecburiyet ve zaruret olduğunu düşünüyoruz. İstanbul'a sahip çıkmak için buradayız. Ecdat yadigarı söylemiyle tarih yok ediliyor. Binlerce yıllık tarihi kent dokusuyla ve mimari eserleriyle dünyanın en özgün silüet değerlerine, sosyal ve kültürel birikimine sahip İstanbul'umuzu korumanın başta kamu kurumları olmak üzere hepimizin ortak sorumluluğunda olduğu bilincindeyiz. Yeryüzündeki eserleriyle ve kalbinin derinliklerinde taşıdığı her geçen gün gün yüzüne çıkmaya devam eden arkeolojik değerleriyle İstanbul, UNESCO Dünya Miras Listesi'nde tarihi yarımada içinde yer alan 4 bölgeye sahiptir. Süleymaniye Camii ve çevresini içine alan Süleymaniye Koruma Alanı da bu bölgelerden biridir. Evet, 3 büyük imparatorluğa başkentlik yapmış, eşsiz mimari eserleri barındıran bu büyük şehir, Mimar Sinan'ın bugün hala işlevini yerine getiren başyapıtlarına da ev sahipliği yapmaktadır. Osmanlı'nın baş mimarı Mimar Sinan'ın 1551-1557 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman adına yapımını tamamladığı ve Koca Sinan'ın kendi tabiriyle Kalfalık devri eseri olarak nitelendirdiği Süleymaniye Camii, klasik Osmanlı mimarisinin en önemli örneklerindendir ve Süleymaniye Külliyesi'nin bir parçası olarak inşa edilmiştir. Cami günümüze dek yüzü aşkın deprem görmesine karşın eserde en ufak bir çatlak dahi oluşmamıştır ve Koca Sinan'ın liyakatinin en önemli göstergelerinden biri olarak dimdik ayakta durmaktadır. Bu büyük eser ecdat yadigarı olmasının yanı sıra 1985'te UNESCO Dünya Miras Listesi'ne de dahil edilen bütün insanlığın ortak mirasıdır. Evrensel değerleriyle uluslararası önem taşır ve dünya mirası statüsü tanınmıştır. Bu nedenle de takdire ve korunmaya değerdir. Tüm bunlara karşın dünyanın en önemli tarihsel kent merkezlerinden biri olan ve Süleymaniye Koruma Alanı olarak da nitelenen bölgede tarihi değerlere zarar veren ve İlim Yayma Vakfı tarafından yapılan yurt binası inşaatının şehircilik ilkelerine ve koruma kurallarına aykırı bir şekilde yapıldığı görülmektedir. Bu inşaat Süleymaniye Camii komşuluğunda ve bütün koruma kuralları hiçe sayılarak yükselmektedir. İnşaat ulaştığı yükseklikte tarihi yarımada silüetini parçalarken hemen yanındaki Süleymaniye Camii'nin görünüşünü perdelemekte ve mimari değerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca yapı büyük bir kütle olması nedeniyle de tarihi kent dokusuna ve yapı kültürüne zarar vermektedir. Kültür Varlıkları Koruma Kurulu'na acil durdurma istemiyle yaptığı başvuruyu doğru ve yerinde bulmaktayız. Dünya mirası, tarihi yarımadaya zarar veren bu inşaatın bir an önce yıkılması ve ortadan kaldırılması sürecinde belediyenin yanında olacağız. Durmaksızın bir ecdat yadigarı üzerinden propaganda yapan siyasi iktidarın bu söyleminin içinin ne kadar boş ve ne kadar samimiyetsiz olduğu bu somut örnekle de bir kez daha açıkça ortaya çıkmıştır. Aslında kültürel varlıklarımızın ve tarihi eserlerimizin zarar görmesi veya yok edilmesi süreçlerini meşrulaştırmak için bu söylemin dile getirildiği artık kamuoyumuz tarafından bilinmektedir. Bu çerçevede sürecin takipçisi olacağımızı, tarihi ve doğal değerlerimizin korunması için kararlı bir şekilde çaba göstermeye devam edeceğimizi değerli kamuoyumuzun bilgisine sunuyoruz. Evet.